Yani biz Onun için bankamatik soruyorum bu kartlarını soruyu. dağıttık. Aileler kendi olanaklarıyla bankadan gidiyorlar, çekiyorlar yaptığımız yardımı. Ve kimsenin aldığı yardım bir başkası tarafından Daha ifşa bilinmiyor. olmuyor. Bunun dışında bizim sosyal yardım müdürlüğümüz, sosyal işler müdürlüğümüz evlerden tespit yaparak yine gizlice o evlere yardıma muhtaç ailelere yardım ediyor. Bir ambulans aldık. Bu ambulansla şimdi başladık artık. Özellikle evinde tedaviye muhtaç ve hastaneye gidemeyecek kadar zor durumda olan insanlarımızı hasta bakıcılarımız ve ambulansımızla sağlık hizmetlerimiz Hizmeti onların ayağına 24 saat götürüyorsunuz. hizmet verir hale gelmiştir. Bunu bir telefon sistemimizi geliştirerek 341-25-25 belediyemizin telefonunu genelleştirerek duyuracağız. Oradan herkes belediyeye rahatlıkla ulaşabilecek. Ve özellikle bu ambulans ve diğer hizmetleri daha kolay ulaşacak. Burada muhtarlara çok kilit bir rol düştüğünü Yani düşünüyorum. muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız her şeyimiz. Muhtarlar belediyenin iyi bir muhtar, belediye başkanı için bulunmaz bir insandır. Kendi bölgesinin sorununu doğru aktarıp doğru Aslında tespitler o da bir yerel yaparsa. yöneticidir, değil mi? Bunun Elbette yani doğru muhtarlık anlaşılması özellikle gerekiyor. benim bölgemde çok zor bir iştir. Eşinden ayrılan muhtara gelir. Başı ağrıyan muhtara gelir. Yol parası olmayan muhtara gelir. Muhtar kime Yani gidiyor diye sormak lazım. muhtar Muhtar da size belediye mi gidiyor? başkanına gelir. Dolayısıyla biz böyle bir ilişki içindeyiz. Muhtarlarımızı da bu olayın içinde tutuyoruz tabii ki. Onlarla birlikte kentin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı değiliz. İnşallah onlarla güzel işler yapacağız bundan sonra. Evet. Bir deprem etüt merkezi var. Evet. Bayraklı'dan doğmuş. Ama sadece Bayraklı'ya hizmet vermekte kalmamış. Bildiğim kadarıyla başka çevrelerin hizmet taleplerine de Cevap koşmuş ve orada verem. başarılı olmuş. Bu Şimdi bizim yapı seçim. şu an için bulunduğu nokta itibariyle nereye hedefliyor Sayın Başkan? Şimdi bizim deprem etüt merkezi fikrimiz seçimlerden önce yaptığımız çalışmalarda doğdu. Girdiğimiz apartmanlarda bazı aileler dediler ki biz evlerimizin depreme karşı dayanıklı testlerini yaptırmak istiyoruz. Fakat gittiğimiz kuruluşlarda çok pahalı oldukları için yaptıramıyoruz. Bize bu konuda ne yardım eder misiniz? Fikir olarak buradan doğdu. Yasalar gereği şimdi artık laboratuvarlar özelleştiği için Bayındırlık Bakanlığı özel laboratuvarlara izin veriyor. Belediye laboratuvarlarına bu konuda yetki vermiyor. Ticari kuruluşlar olduğu için. Ama dedik biz şunu yapabiliriz. Biz belediyemiz bünyesinde kurarız ve özellikle 2000 yılı öncesi yapılmış yapıları hedefleyerek yani bu depremden önceki döneme ait elle dökülmüş betonlar ve depreme dayanıklı olmadığını düşündüğümüz demir beton organizasyonunun olduğu zamana yayarak o bölgenin özellikle 3194 sayılı imar kanuna göre yapılmış yapıları biz dedik tavsiye kararı da olsa alırız, gideriz, kontrol ederiz ve halkımıza tavsiye kararını veririz ve deriz ki ya kardeşim senin evin sağlam değil bunu düzeltmek için elinden geleni yap ve bunun için de bilimsel bir yöntem uygulayalım, bilimi için işine sokalım dedik ve 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Uygulama Merkezi'yle merkezi. yaptığımız bir protokolla yaptık. Evet. Yani öyle kara kucak bir iş değil bizimki. Evet ve bundan sonra Dolayısıyla da başka yani bölgelerin geliyor şimdi başka talebine belediyeler hizmet bizim verecek. servise geliyorlar bizim merkeze. Kurmak için nasıl bir yöntem uyguladığımızı öğreniyorlar. Bazı belediyeler de kendi olanaklarıyla kurmaya çalıştılar. Bu bakımdan İzmir'in böyle ciddi kuruluşlara ihtiyacı var. Ama İzmir'in kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Yani depreme karşı en büyük korunma İzmir'in yapılarını Peki dönüştürmektir. Bayraklılı vatandaşlar o fikrin doğduğu noktadan yola çıkarak bir hizmet alıyorlar mı bugün? Yani evlerinin depreme karşı Şimdi dayanıklılığını bizim kendi bütçelerine uygun test daire ettirebiliyorlar mı? başı 50 lira alıyor bizim arkadaşlarımız. Gecekondular için bunu zaten yapmanın bir anlamı yok. Yani gecekondu baştan aşağıda depreme dayanıklısız bir konut. Bunu tartışmanın bile yeri yok. Ama 2000 yılı sonrası yapılmış yapılar zaten yapı denetim yasasına tabi yapılar olduğu için Olması gerekiyor en azından. onların laboratuvar deneyimleri var, şirketler var, onlar kontrol ediyor ama bizim hedeflediğimiz bölge bundan önce yapılmış imarlı konutlar. Dolayısıyla özellikle Manavkuyu Mansuroğlu bölgesi fay hattına yakın bölge olduğu için sistem olarak orası biraz depreme karşı zor bir bölge. Dolayısıyla oraya hedefledik ve o konuda ilgi alıyoruz. Diğer ilçelerden de gelenlerimiz oluyor. Onlara da hizmet veriyoruz ama İzmir'e ve Bayraklı'nın depreme karşı korunmasının ana fikri kentsel dönüşümden geçer. Evet. Yani konutları değiştirmek lazım. Tekrar eğitime gelmek istiyorum. Evet. Zaten bütün yollar eğitime çıkıyor ve biz ne kadar da konuşsak bitiremeyiz bu konuyu. Ülkemizin geleceği de iyi eğitilmiş çocuklarımızla ve Evet. gençlerimizle düğümleniyor sonuçta. Öğrenci yurtlarının Türkiye'nin çeşitli noktalarında dönem dönem ne yazık ki eğitim faaliyetlerinin dışında alanlara kaydırılmaya çalışıldığını ve oradaki genç kardeşlerimizin
başka yollara çekilmeye çalışıldığını çok gördük. Hala da görmeye devam ediyoruz. O nedenle Bayraklı'da sizin rüyalarınızdan biridir kız öğrenci yurdu. Bu projede şu an için genel süreç nedir Sayın Başkan? Projelere hazırlandı kız öğrenci yurdumuzun. Mansuroğlu Mahallesi'nde Özgür Azer İlköğretim Okulu'nun karşısında bulunan arsamıza 108 öğrencili bir son derece modern kız yurdu hazırlığı içindeyiz. İhale aşamasına geldi. Hazırlık safhasında ihalesi yapılacak yakında. Ve 3 ay sonra temel atacak aşamaya gireceğiz. Yani Bayraklı'nın ilk kız öğrenci yurdunu biz nasipse temelini atarak yapmaya başlayacağız. Bununla birlikte demin de söylediğim gibi burs vererek, üniversite kursu ve SBS kurslarını ücretsiz vererek fakir aile ve özellikle yetenekli çocuklara ve yurt yaparak Atatürk'ün hedeflediği Atatürk'ümüze layık bir gençlik ve Bayraklı yaratmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen çabayı belediye olarak göstereceğiz. Özellikle kızlarımıza ve kız çocuklarımıza özel önem veriyoruz. İşte demin de söylediğim gibi bayanlarımıza alabildiğine destek veriyoruz. İş olanaklarını belediyede veriyoruz. Meslek edinme kurslarında bayanlara özel önem veriyoruz. Yine sporda da bildiğim kadarıyla bayanlar sporda da sizde çok aktif konumdalar. Aktif de insanlarımız var, bayanlarımız var. Spor kulübümüzü kurduk. Orada 500'e yakın öğrencimiz şu anda altyapıda çalışmak üzere yola çıktılar. Bir havuzumuz var, bunu revize edeceğiz bu yaz. Yüzme kurslarını açacağız, atletizmi hedefliyoruz, diğer branşları hedefliyoruz. Belediye olarak yapılmayan branşları, yarışmacı takımlarını biz oluşturacağız. Ama çok böyle işte futbol gibi olan branşları da biz daha çok semt kulüplerine bırakacağız. Onlara da çok destek veriyoruz. Evet. Eğitim, sağlık, spor, kültür tabii ki hepsi bir bütün. Ve hepsinin gerçekten Bayraklı halkının hizmetine sunulmasının da bugünden tezi yok, ihtiyacı var. Hem aç yani bizim hem de hak eden, buna layık olan insanlar. Tabii ki yani çok genç bir nüfus var Bayraklı'da. Dolayısıyla bizim bölgemizde spordan kültüre her türlü yetenekte genci bulmak mümkün. Dolayısıyla biz bölgenin insanını ve gencini harekete geçireceğiz. Elimizden gelen bütün desteği vererek onların öne çıkmasını sağlayacağız. Dolayısıyla Bayraklı'nın gençliği, duruşu, yeri, tarihi, turizmi ve ticaret merkezi hedefiyle muhteşem bir geleceği olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Tabii ki altyapı hizmetlerinden söz etmeden olmaz. Yol yenileme çalışmalarıyla ilgili de bir adım atıldı. Nerelerde başlatıldı ve seyir haritası, yol haritası nedir bu yol çalışmaları? Evet. Şimdi Bayraklı düzlük ve tepelerden oluşan coğrafyası olan bir bölge. Yani gördüğümüz sırtların bütün yağmuru, suyu aşırı bir yağmurda düzlüğe iniyor. Dolayısıyla özellikle bu bölgede 1637 sokak yani Simirna Meydanı'ndan bu meydandan Çaymalı'ya kadar giden meydanın bir yağmur tahliyesi projesi hazırlanıyor İSU ile yaptığımız görüşmede. Yukarıda 1639 sokak yağmur tahliyesi yapılacak. Ama oradan inen suyun düzlükte çabuk zemine inmesi ve tahliye olması için de biz asfalttan ve betondan kurtulmasını düşündük ve daha çağdaş bulduğumuz kilit taş sistemine geçtik. Bayraklı merkezi hemen hemen bitmek üzere daha birçok sokağı var. Yakında oralara da gireceğiz. Adalet Mahallesi'ne giriyoruz. Yakında önümüzdeki hafta sanırım başlayacağız. Adalet Mahallesi'nin muhtarla belirlediğimiz sokaklarını da böyle çağdaş kilit taşla donatacağız. Şehrimizin her noktasında özellikle düzlükteki mahallelerde bunu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla kilit taşı daha çağdaş buluyorum ve yağmurun çok çabuk tahliye edildiği bir sistem olarak düşünüyorum. Halkımızın buna da layık olduğunu düşünüyorum. Ben Bayraklı insanın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle, ondan hiç kuşku yok. Yeşil alanlar, parklar ve bahçeler zaten uygar kentlerin olmazsa olmaz bileşenleri. Bayraklı'da nedir bu noktada geldiğiniz süreç? 220 civarında park var Bayraklı'da. Evet. Ama gecekonduyla oluşan bölgelerde imar planlarına park olmasına rağmen üzerine gecekondu olduğu için, istimlak gerektiği için, büyük paralar gerektiği ve oradaki insanları çıkarmak gerektiği için park alanları yokmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm yeni yeşil alanların çıkmasında önemli bir faktör olacaktır. Yani gecekondular kalktıkça terklerden kazanılan alanlarda yeşil alan bolca olacaktır. Ama biz elimizdeki alanları bu sene değerlendiriyoruz. 3 tane parkı kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yapmak üzere, bitmek üzere. Soğukkuyu'da, Emek'te 2 parkımız aynı şekilde. 5 tane parkımızı da ihale ediyoruz. Yakında onlar çıkacak. 550 bin metrekarelik bir park alanımız var. Yani 220 tane muhteşem büyüklükte parklarımız var. Yani Bornova'dan bağlanan mahallelerin
Çok sayıda parkı var. O bakımdan 250 civarında işçiyle biz bu parklara bakıyoruz. Temizlik işlerinde de 255 civarında temizlik işçimiz var. Temizlik işlerimiz İzmir'in göz bebeği oldu. Temizlik işlerinde işte gördüğünüz bayrakları aldı. ISO 9000 çevre ve diğer nitelik standartlarına sahip oldunuz. Çok başarılı bir şekilde temizlik işleri gidiyor. Çalışan herkese, başta müdürümüz ve başkan yardımcılarımız olmak üzere hepsini kutluyorum. Halkımızın artık temizliğe giderek alıştığını düşünüyorum. Ve daha az kirletildiğini düşünüyorum sokakların. Bir temizlik yarışması var biliyorsun. Altın ödül veriyoruz. Doğru. Onunla desteklemeye çalışıyoruz. Motivasyonu da böylelikle yani o bir ihmal etmiyoruz ve diyorsunuz. Temizliğin bir kültür haline gelmesi. Ama karşılığında buldu bu motivasyon. Öyle bence görüyorum. De buldu. Halkımız da kirletmemeye çalışıyor doğrusu. Çok temizlendikçe kıyamıyor herhalde. Dolayısıyla temizlik alışkanlığını da bir noktaya getirdik. Doğru emsal, doğrulukları evet, beraberinde doğru getiriyor, örnekler, peşinden evet. Sürüklüyor. Yani siz temizleyince insanlar da onun hakkını vermeye başladı. Dolayısıyla Bayraklı iyi gidiyor. Evet, iyi gidiyor. Biraz da siyaset, az vaktimiz kalıyor. Yani siyaseten de konuşmamız gereken önemli konular var. Hı hı. Özellikle belediye meclisinde nasıl bir ahenk içerisindesiniz Sayın Başkan? Belediye meclisini konuşmadan önce ezan okunuyor. Aklıma bizim şehitlerimiz geldi. Burada evet. Doğan Baltuk kardeşimiz Şırnak'ta kaybetmişti. Doğru. Allah'tan rahmet diliyorum. 4 tane şehidimiz burada vardı. Yine onlarca şehidimizi bu arada kaybettik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bir şehit ailelerine biz yakında davetiye çıkardım. Benim bölgemde çok sayıda şehit ailesi var. Onlarla bir buluşma sergileyeceğiz. Onlarla oturup bir yemek yiyeceğiz. Ve ondan sonra da şehitlikte şehitlerimizi ziyaret edeceğiz. Onu da buradan vurgulamakta yarar var. Çok haklısınız ve belediye meclisine geçelim. Şehit ailelerini unutmadık. Belediye meclisimizde işte izlediğiniz gibi siz de zaman zaman izliyorsunuz. Zaman zaman tansiyonun yükselen, sert tartışmalar yaşanan ilçelerden biri Bayraklı. Bir meclis oluyor Bayraklı Meclisi. Olabilir, biz bunlara alışıyoruz. Ben eski bir meclis üyeyim. Dolayısıyla bunu belli bir noktada tutarak ay içinde götürmeye çalışacağız inşallah. Tabii başkan olarak o meclis üyeliğinin de getirdiği bir takım yani empatileri yapıyorsunuz zannediyorum. Anlayabiliyorsunuz üyeleri zannediyorum. Meclis üyeleri sıkıntılı bir süreçten geçer hep. İlk yıllar İnsanlar onlardan beklentilerini yükseltirler. Belediye başkanı gibi görürler. İşte bir şey yaptıramıyorsun, bir belediyeye insan aldıramıyorsun, işte bana iş bulamıyorsun falan filan gibi sıkıntıları olur. Dolayısıyla hep gerilirler yani belediye meclis üyeleri. Sizi de geriyor mu bu gerginlik? Kendi partileri içerisinden baskı görürler. Derler ki niye sıkıştırmıyorsunuz? Size yansıyor mu bu gerginlik? Yani zaman zaman belki yansıyabilir ama bunlar bence maç sahada oynanır biter. Dışarıda peki. Olmaz. Özellikle AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından da dönem dönem eleştirdiğiniz konular oldu. Bunlardan bir tanesi belediye harcamalarında savurganlık yapıldı ve bazı faturaları anlaşılamadı. Yapıyor musunuz savurganlık? Şu anda 10,5 trilyon nakit parası olan bir belediye vardır. Burada %40 civarında büyükşehirin kesilen payları da giderek devreye girmiştir. Yani ilçe belediyelerinin gelirlerinin %40'ını büyükşehir almaktadır. Neden savurganlık yapmakla eleştiriliyorsunuz? Yani öyle bir şey yok. Savurganlık falan yok. Yapmıyorsunuz. Yani, kesinlikle yok. Aksine biz elimizdeki eski araçları tamir edip yaklaşık 40 parça araç alan ve arazi satın alabilen, bankada parası olan son derece tutumlu bir belediyeyiz. Yani muhalefetsiniz. Söyleyecek bir şeyleriniz yoksa onları söylersiniz. Peki. Evet. Son olarak isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki büyük değişime değinelim ve programımızı evet. Öyle noktalayalım. Değinmezsek olmaz. Kamuoyunda çok ciddi bir yankı yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı evet. Kemal Kılıçdaroğlu ve Trakya gezisiyle birlikte de artık seçim satım haline sokmuş görünüyor evet, partiyi. Evet. Bu değişim bir CHP